Bir de gelmez diyordun, gördün mü? Ben mi diyordum? Hayır. Benim oğlum annesini üzer mi hiç? Anneciğim biraz acele edelim. Geldim oğlum, geldim. Hep senin yüzünden. Büyümedin ki ben sana sıramı vereyim. Uğurlar olsun. Uykusuz gibisin, uyumadın mı sen? Heyecandandır anne. Sabaha kadar oturdum. Evladım, bu alaya alınacak bir mevzu mu? Anneciğim, alaya almıyorum da niye bu kadar ısrar ettiğini anlayamadım. Ediyorum evladım. Ben seni evlendirmeden ölmeyeceğim. Allah'ım. Düştüğüm bu hali düşmanıma gösterme, başka bir şey istemem. Ah, inşallah dışarıdadır. İnşallah anne, yoksa içeri girmem. Sen girme evladım. Ben dışarı çağırırım gerekirse. Ağlama. Gel bakalım. Hak ettin oğlum, hak ettin. Merhaba. Merhaba. Bu değil ki. Anne sizi kaç gibi alsın çocuklar? Aa, dur evladım. Ali'nin öğretmeniyle tanış, öyle git. Hoş geldiniz teyzeciğim. Hoş bulduk canım kızım. Bak, seni oğlumla tanıştırayım. Ebru. Polat. Memnun oldum. Ben de. Buyurmaz mısınız, bir çay ikram edelim? Teşekkür ederim, başka zaman. Aa, başka zamanı mı var evladım? Buraya kadar gelmişiz. Anne, çok önemli işim var. Biraz beklesin evladım, ne olacak? Bir çay tutsa kaç dakika tutacak? Anne. Hadi. Anne, telefonum. Canım bırakmam, kaçacaksın. İşte Ebru öğretmen. Bu güzel kızım olmasaydı bu zor zamanlarda Ali'nin durumu ne olurdu hiç bilmem. Ali o kadar akıllı ki bize bir şey bırakmadı. Kendini iyi etti. Arkadaşları da ona iyi geldi. Ebru da zannedecek ki senin dilin yok evladım. Siz ailenizle mi yaşıyorsunuz? Aa, madem siz konuşuyorsunuz, ben bir Ali'ye bakıp geleyim. Anneniz çok şeker. Buradaki bütün herkes ona hayran. Bize Ali'nin hikayesini anlattı. Çok etkilendik. Annem iyidir. Bütün anneler gibi. Hı hı. Sizin Ailem Ankara'da. Ben okul için geldim. Sonra ne kadar dil döktülerse de dinlemedim. Burada kaldım. Neden? İstanbul'u sevdim. Çay için teşekkür ederim. Ben müsaadenizi istiyorum. Müsaade sizin. Ben sizi geçireyim. Kızım, ne konuştunuz? Bir şey konuşmadık teyzeciğim. İlk başlarda hiç konuşmayı sevmez. Yeni tanıdıklarına karşı mesafelidir. Ama bir yakınlaştı mı açar yüreğini. Doğrudur. Akşama kimseye sözün yoktur inşallah. Bize yemeğe alalım seni. Rahatsız etmeyeyim. Aa, ne rahatsızlığı kızım. Zaten biz bize olacağız. Polat'ın gelip gelmeyeceği bile belli değil. Peki. Nasılsın? İyi, sen? İyi. Kazım. Arkadaşım bir şey soruyor da. Beğendin mi? Hı hı, güzel. Özlüyor musun Elif hala? Ben de beğendim. Bayağı güzel balık yapıyorlarmış. Biz Nazife anneyle her şeyi konuştuk. Cevap bekliyorum. Bu konuları konuşmayı sevmem. Niye? Sevmem işte. Demek ki özlüyorsun. Evet, özlüyorum. Hiç senden beklemezdim. Niye? Anlamadım. Ne bileyim, böyle senin gibi adamlar özlemez, sevmez gibi gelir bana. Nasıl adamlar sever, özler? Gözlüklü, böyle sırtına kazak koyan adamlar. Sende de öğretmen tipi yok. Herkes aynı şeyi söylüyor. Yok hakikaten, ama insan tipine göre de mesleğini seçmez ki. Aslında neyi düşünüyorum biliyor musun? Çok az şeyi biz kendimiz seçiyoruz. Ya kim seçiyor? Kader. Elif'ten başka kız arkadaşın olmadı mı? Olmadı. Hadi hadi bırak. Bilmiyor muyum ne çapkın olduğunu? Nazife anne diyor ki eve gelen mektupları yırtmaktan yoruldum. Anne, beni övüyor işte, anlamıyor musun? Bir anne oğlunun çapkınlığıyla niye övünsün ki? Bir erkek çapkınlığıyla niye övünsün? Çapkınsın yani. Böyle anılmak kötü bence. Bence erkek bekarken biraz çapkın olabilir. Tatlı yer misin? Çok doydum, yemem. Çay, kahve? Sen içmek istiyorsan. Yok. Telefonun çalıyor. Kalkmamız gerekiyorsa kalkalım. O kadar önemli bir haber bekliyorum ki kalksak ayıp olmaz değil mi? Hiç olmaz. Ben ödemek istiyorum. Ebru'cum, verir misin canım? Vermem canım. Ebru, benim olduğum masada hesabı başkası ödeyemez. Başkası mıyım canım? Ödedim işte. Ne münasebet? Amma uzattın. Zaten 3 kuruş bir şey. 3 kuruş 5 kuruş. Yanında ben varsam hesabı ben ödeyeceğim demektir. Param var. Ben de kazanıyorum. Bir dahaki sefere sen ödersin. Bak, kalkar giderim. Git. Seninle bir daha bir yere gitmem. Asıl sen kalkıp gidersen bir daha ben seninle bir yere gitmem. Polat. Polat. Kazım. Bir stres var abi ama. Şoför bey, 500 lira kazanmak ister misin? Ne diye takip ediyor? Hızlı Kazım, hızlı. Bir taksiye yetişemiyorsun. Ne var Abdülhey? Geliyorum Abdülhey. Çarp şuna. Arkadaşa 500 lira borcun var. Usta geçmiş olsun. Görünmez kaza işte. Keşke sen de kaza gibi olsan. Görünmesen Memati. Keşke usta. Niye hızlı yapıyorsun lan dübük? Masraflarını ödeyin arkadaşın, ofise geçin. Tamam usta. Bir daha beni yarı yolda bırakma. Bir daha benim yanımda... Tamam. Nasıl istiyorsan öyle yaparım. Kemerini bağla. Olur. Efendim anne. Nasılsın oğlum? İyiyim anne. Nasıl geçti yemek? Yedik işte anne. Hesabı Ebru ödemiş oğlum. Anne madem her şeyi biliyorsun, daha bana ne diye soruyorsun? Ben senin kanaatini merak ediyorum evladım, kızın değil. Anne şu an müsait değilim. Evladım, kız bir şey sorsa ne diyeceğimi bilmiyorum. En azından beğendim ya da beğenmedim de. Sen ne istiyorsan öyle söyle anne. Ben bir şey demiyorum. Çok beğenmiş diyeyim bari. Çok mok deme anne. Ellerine sağlık Sedef kızım. Afiyet olsun Nazife teyze. Çok beğenmiş oğlum seni, çok. Oğlunuz mu bunu size söyledi? Yok. Bunu söylemememi söyledi. Annenlere hiç bahsi açtın mı? Yok Nazife anne. Ben biraz daha birbirimizi tanımaktan yanayım. Tanımakmış. Bir iki defa daha hesap ödemeye kalk, tanırsın kızım. Anlamıyorum ki ne var tanıyacak. 40 yıl oldu, ben hala bilmem Ömer Efendi hangi rengi daha çok sever. Hiç de eksikliğini hissetmedim. Kızım, hayırlı işte acele etmek lazım. Bilmiyorum Sedef, gerçekten bilmiyorum. Ebru, basit bir şey soruyorum. Seviyor musun, sevmiyor musun? O benimle ilgili ne düşünüyor diye meraklanmaktan ne hissettiğimi bilmiyorum bile. E seninle ilgilendiğine göre? Annesi çok bastırıyor olabilir. Annemin de sesi tuhaf geliyor bu sıralar. Biri olabilir hayatımda dedim. İlk başta sevindi. Sonra Polat deyince bir sesi değişti ama. Annen kesin internete girip bakmıştır. Polat Alemdar kim diye. Ben bile baktıysam. Baban ne diyecek? Babamınki kolay. Benim kızım ne düşünüyorsa doğrudur. Benim kızım kimi seviyorsa biz onu severiz. Geldim. Nasıl oldum Sedef? Çok güzelsin. İyi bari. Ebru, bu sefer terslik çıkarma ne olursun. Yok canım, kendime söz verdim. Ne diyorsa yapacağım. Güzel. Merhaba. Canın ne yemek istiyor? Tost. Ne tostu? Maksat aramızda para mevzu olmasın. Nereye götüreyim seni? Senin bir çay bahçen varmış bu işlere ilk girdiğinde. Ah Polat ah. Ulan ciğerimi yedin ciğerimi. Senin gibi bir kardeş gençlikte gerekti ki şu koca İstanbul'un altını üstüne getirek. Annem sana iyi ezberletmiş. Yalnız Nazife anne tavla oynayıp oynayamadığını bilmiyor. Tavla mı? Hı. Ben de öyle dedim. Anlamaz o işlerden dedim. Ben anlamam. Ben hayatımda kimseyi 5-1 yenmedim. 3 Mars'tan aşağı oynamam. Sana tek bir oyun bile vermem. Kız tavlası oynamam. Tostuna var mısın? Bir sıfır. Bülent fincan getir. Ne fincanı? Zar tutuyorsun. Fincan değil, isterse bardak getirsin. Buyur. Al. Yanlış oynuyorsun. Sen kaybetmeye mahkumsun. Sen oyununa bak. Hadi 6-2. Ne şanslısın be. Bu işin birinci kuralı moralini bozmayacaksın. Bir susar mısın? İkinci kuralı rakibinin moralini bozacaksın. Üçüncü kural, bir susacaksın ki karşındaki oyun oynayacak. Satranç oynamıyoruz, tavla oynuyoruz. Sen kaç yıldır tavla oynamıyorsun? Sen yuvada oynayıp mı geldin? Babamın bana en önemli öğrettiği şey ne biliyor musun? Tavla mı? En iyi olmadığı şeyi yapma. 2-0. Bunlar sana avans. Tavla deyince sen acaba kız tavlamak mı anladığında iyi biliyorum dedin. Sen hep böyle hırslı mısın? Ben kaybetmeyi hiç sevmem. Sor. En sevdiğim gezegeni sor. Üf, at hadi. Mars. Yeter. Ne yeter? Oyun 5'te bitiyor ya da 6'da. Bir Mars daha. Oyun daha bitmedi. Öbür eli başka zaman oynarız. 5 dakika daha. Şu işi halledelim. İçim rahat etsin. Gitmem lazım. Bence şu anda tamamen kaçıyorsun. İşim var. Koca Polat Alemdar işini bahane ediyor. Tamam canım, sen yendin, tamam. Öyle sadaka verir gibi olmaz. Zaten ben yendim. Bülent Bey, şahit olur musunuz? Ben bir şey görmedim abla. Bülent kimi yendi? Sen yendin abi. Mesele oyun oynamak değil Ebru Hanım. Kazandığını tescil ettirmek. Ben hiç oyun oynamam ki kaybedeyim. Görüşürüz. Ne diyorsun? Tamam mı? Tavlada ağır yendim. Pes. Ama galiba bu sefer tamam. Bir dakika Sedef, bir dakika, kapı çalıyor. Kim, nişanlın mı? Aman deli. Hadi öptüm, ararım sonra. Tamam. Anne, baba. Ebru. Canım. Güzel kızım. Geçin içeri, geçin. Baba, tamam. Baba, sen taşıma. Annem doldurdu bunları, ona göre. Ay bu İstanbul'un trafiği felaket. Ama ben sana söyledim, öbür taraftan gidelim dedim. Gelir gelmez hemen şikayet etmeye başlama. Otur bir dinlenelim önce. Yok hayatım, şikayet etmiyorum. O yüzük ne kızım? Anne ben nişanlandım. Ne? Aa! Anne yalvarırım babama sen söyle. Ebru yüreğime mi indireceksin sen benim? Ne konuşacaksanız gelin yanımda konuşun. Anne yalvarıyorum sana. Gidip babana sen anlatmalısın. Ebru'nun sana bir sürprizi var. Öyle mi? Hı hı. Ebru. Söyle bakalım neymiş güzel kızım? Neymiş bu sürpriz? Aslında şu anda utancımdan ölmek istiyorum. Aşk olsun. Babandan mı çekiniyorsun? Babacığım biliyorum sana her şeyi anlatacağıma söz verdiğime. Gizli hiçbir şey yapmayacağıma. Ama o kadar ani oldu ki. Nişanlanmış. Anne. Tam olarak öyle değil. Ya nasıl? Evlenme teklifi aldım ve kabul ettim. Biliyorum size haber vermem gerekirdi. Ama o kadar iyi, o kadar yakışıklı, o kadar güzel kalpli bir insan ki aklım başımdan uçup gitti. Kızımız kocaman oldu. Artık kabul etmemiz gerekiyor. Ben daima senin en doğru kararları aldığını düşünürüm. Senin için doğru olan benim için de doğrudur. Senin için güzel olan benim için de güzeldir. Umarım çok mutlu, güzel bir evliliğin olur. Teşekkür ederim babacığım. Tek hayalim annemle senin evliliğine sahip olmak. Peki kimmiş bu Bay Şanslı? Polat Alemdar. Polat'ın annesi hastanede biliyor musun anne? Durumu ağır. Belki ziyarete gideriz. Olur kızım. Ne dedin? Polat Alemdar. Asla evlenemezsin. Baba gazetede, internette başka türlü yazıyor biliyorum ama ben onu... Ebru seni evlatlıktan reddederim. Polat Alemdar diye biriyle evlenmene asla izin vermeyeceğim. Yardım eder misin? Ebru ne olduğunu anlatmayacak mısın? Yolda anlatırım. Ebru! Yaptığın çok ayıp. Bana başka seçenek bırakmadınız anne. anlatmayacak mısın? Babam seninle evlenmeme asla izin vermeyeceğini söyledi. Neden? Önemi yok. Ben kararımı verdim. Günaydın. Günaydın. Kahvaltı hazır. Bir elimi yüzümü yıkayıp geliyorum. Neredesin Memati? Hastanedeyim usta. Muro'ya bakmaya geldim. İyi. Memati. Efendim usta. Memati, ben bugün evleneceğim. Bir şey demeyecek misin? Usta, emin misin bu evlilik? Yok, ben çocuk oyuncağı zannediyordum. Ofiste sade bir şey ayarlayayım Memati. Tamam usta. Güzel uyudun mu? Çok acayip rüyalar gördüm. Bir yere gidiyoruz. Arabanın içindeyiz. Ama her taraf kar. Buzun üstünde çok zor gidiyoruz. Karşımıza yaban domuzu sürüsü çıkıyor. Frene basıyorsun ama başlıyor araba dönmeye. Tam uçurumdan yuvarlanacakken uyandım. Ne demek acaba bu? Evleneceğiz demek. Zor olacak ama güzel olacak demek. Geldiğimden Ebru'nun haberi yok. Biliyorum ki pek de hızlı gelişen bir durumla karşı karşıya bıraktık sizi. Buyurun. Böyle güzel bir şeyin tatsızlıkla başlamasını istemem. Eğer bana dair sormak istediğiniz ya da öğrenmek istediğiniz bir şey varsa cevaplamaktan mutlu olurum. Ben söyleyeceğimi kızıma söyledim. O da kararını verdi, tercihini yaptı. Mutlu olun ya da olmayın umurumda değil. Tek dileğim benden uzakta yaşamanız. Ama neden? Beyefendi, siz benim muhatabım değilsiniz. Ben sizin muhatabınızım. Çünkü bugün kızınızla evleniyorum. Bugün mü? Ne haliniz varsa görün. Bu kadar acele etmeniz şart mı? Şartlar. Eğer katılmak isterseniz Ebru sizi görmekten mutluluk duyacaktır. İşi hallederim diye ısrar ediyor. Ama ben diyorum ki Nazife anne hastaneden çıktıktan sonra yapalım. Annen, baban, biz daha tanışmadık bile kızım. Nikahta tanışırız işte bey. Nereye tanışıyorsun hanım bu halinle? Öyle bir tanışırım ki. Oğlum en doğrusunu yapmış. Benim ne olacağım belli değil. Ben oğlumun evlendiğini görmeden... Ameliyata girmem. En mutlu anında da çocuklarımın yanında olmak isterim. Şuraya bırakın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Polat buraya gelmemizi söyledi. Biliyorum. Buyurun. Yenge hoş geldiniz. Ben Erhan. Merhaba Erhan. Merhaba. Buyurun. Sedef'cim yardım eder misin? Elbise giyeceğinden emin misin? Hadi bekletmeyelim. Aa, bu kim? Hiç kimse. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Ömer baba. Hoş bulduk. Hoş gelmişsin Nazife. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ne güzel olmuş burası. Oğlum nerede? Kızım nerede? Maşallah. Darısı başımızda. Ailen de geliyor değil mi kızım? Fuat nerede? Dumanı arttır Memati. Efendim, Polat Alemdar paraları yakıyor. Bu adamın hiçbir şeye saygısı yok. Para yakılır mı? Anlaşmaya gelmiyor mu? Parayı versin, seni alsın. Anlamadım efendim. Çekil oradan. Adam paraları nereye götürecek takip edin gizlice. Usta, senin düğün bereketli oldu. Kimsenin altın takmasına gerek yok. Memati, 5 dakikayı ofiste olamazsak ortada düğün kalmayacak. Sen bereketi o zaman gör. Usta, istersen yavaş gidelim. Kaçıralım istemeye istemeye. Hayırdır Memati? Karar verdim usta. 40'a kadar devlet için. 40'ımdan sonra kendim için yaşayacağım. Nasıl yaşayacaksın? Usta, mafya dönemi iyiydi. Gel diyorsun, geliyorlardı. Şimdi devlet terbiyesi gereği lan diyemiyoruz. Onlar da gelmiyor. Daha bana niye evlenme diyorsun? Usta, yengem güzel kız da. Ne yapacaksın? Akşam 8'de eve yemeğe mi gideceksin? Gideriz Memati, fena mı? Yaşlılar mı, ihtiyarlar mı? Neyse, onlar ne diyecek? Ne derlerse diyecekler Memati. O zaman usta, düğünden sonra eğlenelim. Bir mekan kapatalım. Yemek memek. İyi olur Memati. Paraları iyi sakla. Tamam usta. Gecikme aşağıya. Geliyorum usta. Siz aşağıdaki depoları boşaltın. Mallar arabada. Peki efendim. Memati Bey, Memati Bey. Ne yaptıysam Murat Beyleri bulamadım. Şimdi ben Polat Bey'in yüzüne nasıl bakacağım? Evladım bu ne hal? Yolda araba bozuldu anne. Üstüm başım battı. 2 dakikada hemen geliyorum. Gel. Usta paralar tamam. Öyle bir yere sakladım ki Allah'ın kulu bulamaz. İyi. Yani nikah şahidi kim olacak? Abdülhey'le ben. Ya keşke Ebru'ya sorsaydık. Arkadaşını yapmak isterdi belki de. Usta, tanımadığımız insanların şahitliğine güvenemeyiz. Gelecek şimdi. Gel oğlum otur şuraya. Kokuyorum Ömer baba, rahatsız etmeyeyim. Burası iyi. Baba. Canım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ne güzel olmuşsun. İyi görünüyor muyum? Bence muhteşem görünüyorsun abi. Geldiğinize çok sevindim. Tanıştınız mı? Tanıştık. Efendim hazırız, buyurun. Tamam. Değerli konuklar, Ebru Duru'yla Polat Alemdar'ın nikah törenine hoş geldiniz. Allah doğum gününüz. Siz beyefendi, adınız söyleyin. Anne adınız. Baba adınız. Ömer. Doğum yeriniz. İstanbul. Evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Beyanlarınıza göre evlenmenize manevi engelin olmadığı anlaşılmıştır. Siz Ercüment kızı Ebru Duru, Polat Alemdar'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Ömeroğlu Polat Alemdar, Ebru Duru'yla evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler şahit misiniz? Evet. Evet. Ben de Büyükşehir Belediye Başkanımızın bana verdiği yetkiyle sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesut bahtiyar etsin.